Ekmeği niye çıkarttın? Ne yapıyorsun? Ben bunu yapmıyorum. Ben bunu yapmıyorum. Al su. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Kahvaltıya oturduk biz. Yumurtamız, sucuğumuz, zeytinimiz, peynirimiz. Dün akşamdan yaptığım böreklerimden de var. Şöyle gözlemeler de yapmıştım. Hem yuvarlak yuvarlak gözleme yapmıştım. Hem de börek yapmıştım. Kalanlarını da ısıttım biraz. Ali gelirken pide ekmek almış. Markete gitmişti. Gelirken pide ekmek almış. Çocuklar da televizyon izliyorlar. Yani şeyden telefondan televizyona bağlandılar. İzledikleri bir şey vardı. Hem onu izliyor hem kahvaltı yapıyorlar. Yakup paşamızın da önüne lokma lokma koyduk. O da yapıyor kahvaltısını kendi başına. Ne yiyorsun oğlum? Anneciğim. Ham nöm 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 nöm. Anneciğim. Anneciğim. Aylin de sabah sabah takmış takıştırmış ablaları. Ama gerçekten yukarıda yaktım aslında. Onlar mı? Ne zaman koydun acaba? Ben de onlar ne diyorum ya ilk başta yatarken şöyle yapıyorum. Bilekliklerini, kolyelerini yastığının altına mı koymuşsun? Ben de bu işte. İyi hadi bakalım. Hadi afiyet olsun ben börek yiyeceğim. Afiyet olsun be Yakup. Afiyet olsun. Yakup. Yakup. Afiyet olsun diyor. Hadi afiyet olsun bize. Tekrardan selamlar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz çok şükür. Sizler iyisinizdir inşallah. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir sadece mutfağı topladım. Bulaşıkları hiç ellemedim daha. Vallahi tezgahın üzeri bulaşık dolu. Ama öncesinde çamaşırım çıktığı için çamaşırları sereceğim. Ali bugün evde gece vardiyasına döndü. Gece saat 11'de işe gideceği için bugün gündüz evde ve gündüz Ali ile bir takım işlerimiz var. Birazdan yapacağız. Önce çamaşırımı sereceğim. Ondan sonra Ali ile bazı işlere başlayacağız. Bugün bayağı bir yoğun geçecek bizim için. O yüzden ev işleriyle pek fazla uğraşmayacağım bugün. Bir işte bulaşığı yıkarım, çamaşırı serersem yeter. Akşama da yemek olarak da ne yapsam diye düşünüyorum. Çünkü bugün işlerimiz çok, yorulacağım biliyorum, yani yorucu bir gün olacak benim için. Acaba diyorum tavuk var şeyde, dolapta, buzlukta tavuk göğsü var, onu mu çıkarsam? En azından basit çabuk olan bir yemek olur. Hem de çocukların da sevdiği bir yemek. Öyle mi yapsam acaba? Öyle yapayım olmazsa. Bugün de hava çok güzel. Açtım vallahi bütün pencereleri falan. Ev dedim bir güzel hava alsın. Hem üst katı terası falan açtım. Hem burayı açtım. Ev bayağı bir hava alsın. Şöyle bir temiz hava girsin ciğerlerimize. Öyle. Markete de gitmişti Ali. Daha market alışverişini de şey yapmadım. Vallahi Yakup karıştırmasın diye şeye koydum. Kilere koydum. Olduğu gibi torbaları. Çünkü hemen içinde ne var? Bir şeyler yiyecek. Açıyor, bakıyor, karıştırıyor. Onu alıyor, çıkarıyor. Onu alıyor, çıkarıyor. Çok seviyor. Babası marketten geldi mi poşet karıştırmayı çok seviyor. Önce şu çamaşırlarımı bir sereyim. Bekletmeyeyim makinede. Onları bir sereyim. Ondan sonra da şu market alışverişimi bir yerleştireyim. Çamaşırlarımı serdim. Şimdi Ali'nin yaptığı şu market alışverişini hem çıkarıp çantalardan, poşetlerden çıkaracağım, yerleştireceğim. Hem de sizlerle bir paylaşayım. Bir markette şey kalmamış, poşet kalmamış. Ali de bunlardan almış. Şöyle çocuklara tombi almış. Tombi çereza. Güzel oluyor. Seviyor çocuklar. Biz de yiyoruz bazen. Şöyle üçlü krakslardan almış. İki paket Ülker çizi almış. Şu şekilde iki paket Ülker çizi almış. Ülker çiziyi Alper çok seviyor. Bunu hepsi seviyor. Biz de seviyoruz. Kentro'nun sütlü, kakaolu, fındıklı gofreti çayın yanında çok güzel oluyor. Nescafe ile de çok güzel oluyor arkadaşlar. İki tane tombik sucuk almış. Mantar al demiştim Ali'ye. Mantar almış. Uzun zamandır mantar yemeği yemiyoruz. Belki bugün akşama yaparım. Belki yarına bilmiyorum ama mantar yakında size güzel bir mantar tarifi gelecek demektir. Şöyle koyayım. İki tane Lezita'nın köftesini almış. Arada böyle çok işim olup yemek yapamadığım zamanlar falan bazen işe yarıyor. Çocuklar seviyorlar.
İki paket almıştı yumurta. Bir paketini açtık sabah kahvaltıda. Şu şekilde. Bunda neler var? Valla bazen hazır çorba yapıyorum ben arkadaşlar. Hem seviyoruz biz hazır çorbanın tadını seviyoruz. Şöyle düşürdüm. Knorr'un kremalı tavuk çorbası. Hepsi galiba aynı. Sadece bir tanesi kremalı mantar çorbası. Diğerleri... Ay yok, iki tanesi kremalı mantar. İki tanesi de kremalı tavuk. Knorr'un arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Seviyoruz biz. Hem hazır çorbayı bazen şu yönden... Hani ne bileyim, hasta oluyorum, rahatsız oluyorum, bir yere gitmiş oluyorsun, yemek yetiştiremediğim günlerde işime yarıyor, benim için büyük bir kurtarıcı oluyor. Bazen de yani tavuk şey hazır çorbanın tadını ben çok seviyorum. Arada yapıyoruz arkadaşlar. Mr. Green'in mikrofiber bezini almış. 2 paket al demiştim, artık evdekiler eskidi. İçinde kaç tane? 2'şer tane varmış. Benim evdekileri ben uzun zamandır kullanıyorum, artık şeyi gitmiş. Özelliği gitmiş arkadaşlar. Böyle mobilya siliyorum, ayna siliyorum, bakıyorum lekeli bırakıyor. Uzun zamandan beri kullandığım için onları atacağım artık. Yeni iki tane, işte iki paket almış. Biri pembe, biri yeşil mikrofiber Mr. Green'in. Bunlar çok güzel, temizlikte cam silerken, mobilyalarınızı silerken hiçbir şekilde kimyasal ürün kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani deterjan kullanmanıza, cam silmiş, ne bileyim yüzey temizleyiciymiş falan filan. O tür deterjanlar kullanmanıza hiç gerek kalmıyor. Bunu sadece suda, duru suyla yıkayıp iyice sıkıyorsunuz. Sadece gücünüzün yettiği kadar sıkın, nemli bırakın. Aynaları, camları, mobilyaları her yeri çok güzel tertemiz yapıyor. Hiçbir şekilde leke bırakmıyor. Şöyle iki tane cam sil al demiştim Ali'ye. İki tane cam sil almış. Axe marka. Şöyle koyayım. 3 paket Family'nin 3 paketli bir paketini aldım biraz önce. Evde hiç kalmamıştı. Onu koydum içeriye, kullanıyorum. 3 paket toplamında ıslak mendil. 2 kutu Sahile'nin çikolatasını almış. Yani çocuklu evin vazgeçilmezi arkadaşlar çikolata. Son olarak da 3 kiloluk zannedersem 2,5 gram diyor. İşte 2,5-3 kilo civarı yoğurt almış. İçinde de market fişimiz, alışveriş listemiz, fişimiz burada. Toplamında 170 lira tutmuş arkadaşlar bunlar. Yani 170 liralık ne var diyorum, bazen bakıyorum gerçekten de kaldırdığım bir şey de yok ya. Hepsi bu. 170 lira tutmuş. Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten artık çok zorlanıyoruz. İnanın. Maddi manevi çok zorluk çekmeye başladık. Masraflar çoğaldıkça ve hayat pahalılaştıkça konuşamadım bir türlü. Neyse, ben bunları bir güzel bir yerleştireyim. Bu arada bir marketin ürünleri bunlar. Şöyle günün kahvesini içmeden de günlük işlere başlayamıyoruz arkadaşlar. Bugün Nescafe içelim dedim. Aldıklarımızı yerleştirdim. Market alışverişini. Şöyle sıcak bir şeyler içmek istiyorum. Ben süt tozunu çok seviyorum. Ali fazla sevmiyor. O yüzden Ali'ye biraz az koyacağım. Bana çok koyacağım. O kahve oranı yüksek seviyor. Batamadım ben bunu. Neyse. Kapanmıyor kapak. Ay, inatlaştı benimle. Hadi biraz fazla koyayım. Şöyle. Şekerlerimize de koyayım. Vallahi daha akşam yemeğinin adını da koymadım. Bilmiyorum
bakalım ne yaparım bugün. Düşünüyorum. Yemek adı da gelmiyor aklıma. Ay bir de böyle çocuklar her şeyi yemeyince yemek büyük bir problem oluyor. Kahvemizi içtik. İnanın videonun başında ben ne demiştim? Bugün Ali ile çok yapacak işlerimiz var demiştim. Bugün Ali'ye de bana da bir ağırlık çöktü. Vallahi hiçbir şey yapmadık. İyisi mi dedim, kalk Gökhan çocuklara bir kurabiye, pasta gibi bir şeyler yap dedim. Bari bugünü böyle boş geçirme dedim. Hadi dedim, yapılacak işleri yarın yaparız kalsın. Baktım Ali'nin de canı istemiyor böyle. Hiç iş yapasım yok Göknur dedi. Benim de hiç iş yapasım yok. Kendimizi zorluyoruz yani. Bizim üst katta terasta yapmamız gereken işler vardı. Şimdi obezite riskli mi, kronik bir hastalık mı? Riskli. Aslında herkes kronik değil. Kronik olarak geçmiyor zannedersem ama riskli bir hastalık. Yani obezite çok yemek yemekten kaynaklanan, yani aşırı fazlasını yemekten kaynaklanan bir şey. Tamam, hadi geç. Öyle dedim, bari gideyim şey yapayım bugün dedim. Hadi bugün işleri yarın erteleyelim. Çok da acelesi yok dedik. Geçen kayınvalideme gittiğimde kayınvalidem bir kurabiye yapmıştı bize. Birçok arkadaş sormuş Göknur tarifini versene falan diye. Ben öyle kısaca anlatmıştım. Aslında çok basit arkadaşlar. Yani buna ne diyelim, biz babaanne kurabiyesi diyelim. Bildiğiniz kek hamuru gibi yapılıyor. Bildiğiniz yani süt, yumurta, un, şeker, yağ. Sadece şeyin, hamurun kıvamını kek gibi cıvık değil de biraz katı, hani elinde yuvarlayacak şekilde, poğaça hamuru gibi düşünün, o şekilde yuvarlayacak şekilde ununu fazla koyuyorsunuz. İçine ceviz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz, kuru üzüm koyabilirsiniz, damla çikolata, ben damla çikolata getirdim, içine de koyabilirsiniz, üzerine süsleme amacıyla da koyabilirsiniz. Ben de dedim hadi kalkayım, kayınvalidemin yaptığı babaanne kurabiyesinden yapayım, hem de sizler de merak ediyorsunuz, hepinize fikir olsun. Kabımı da şöyle aldım ama kamerayı yukarıdan mı açıyı ayarlasam, yukarıdan açıyı ayarlayayım, sizler daha iyi görün. Ya Allah ya, bismillah diyoruz arkadaşlar. Besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hemen 3 tane yumurta kırıyorum. Yumurtanın kahve düştü içine. Çok güzel oluyor. Daha önceleri ben yapıyordum bazen böyle. Normal kekten daha bereketli oluyor. Çünkü içine 3 tane ununu fazla koyduğunuz için bereketli oluyor. Şimdi 3 yumurta kırdım. Şeker de koyacağım. Şekeri 2 bardak koyacağım arkadaşlar. Biraz ölçüyü fazla koyacağız. Çünkü unu fazla koyacağımız için hani sadece un tadı olmasın. Ölçüyü biraz fazla tutacağız. 2 bardak şeker koydum. Şekerli bir kurabiye oluyor zaten bu. Mikserle çırpmayacağım. Çatalla çırpacağım. Şöyle görüyor musunuz? Evet. Çatalla çırpıp hemen diğer malzemelerini koyacağım. Çok aşırı yani kek yaparken köpürmesi için mikserle çırpıyoruz ya. Onun gibi yapmayacağım. Bu yüzden çok pratik oluyor arkadaşlar bu. Çocuklar da çok seviyorlar. O gün kayınvalidem içine şey koymuştu. Kuru üzüm koymuştu. İçine kuru üzüm, ceviz koyabilirsiniz. Çocuklar cevizi çok seviyorlar ama kuru üzümü sevmiyorlar. Aslında bu kurabiyenin yakışanı kuru üzümdür. Kayınvalidem koymuş. Ben vallahi bayıla bayıla yedim. Kuru üzümlü çok güzel oluyor ama çocuklar yemediler. İşte çok hünerli anacığım. Çocuklarımız çok hünerliler. Bizler de öyleydik. Vallahi ben de öyleydim. Küçükken çok hünerliydim. Bana çekmişler biraz. Karıştırdığım yeter. Şimdi hemen diğer malzemelerimi koyacağım. Yağını koyayım. İnşallah sizlere de güzel bir farklı bir tarif olur. Aslında yani çok farklı bir tarif değil ama farklı bir fikir olur. Hani hep kek olaraktan değil de kurabiye olaraktan güzel olur diye düşünüyorum. Bir bardak yağ koydum arkadaşlar. Biraz daha koyabilirim. Çünkü şey olacak. Şöyle bakın. Bir çeyrek daha koydum. Yani
takılmayın. Bildiğiniz kek hamuru. Kek tarifi yani bildiğiniz kek tarifi. Ölçüye çok çok da takılmayın. Hani kaç tepsi yapmak istiyorsanız ona göre koyun ölçüyü. Ben şimdi 2 tepsi çıksın istiyorum. 2 tepsi çıkması için de şekerimi de 2 bardak koydum. Sütü de 2 bardak koydum. Yumurtayı 3 kaşık, 3 yumurta koydum. Şimdi bunu da hemen bir karıştırayım. İçine portakal suyu koyabilirsiniz. Mandalina veya portakal suyu sıkıp koyabilirsiniz. Havuç rendeleyebilirsiniz. Bakın çok güzel oluyor havuçlu falan. Ya da yani böyle hamuru yaparsınız. 2'ye 3'e bölersiniz. Kimisini havuçlu, kimisini portakallı, işte portakal kabuğu veya limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Şimdi ben çok fazla uğraşmayacağım. Bir dakika yaptığımda böyle 2-3 çeşit yapabilirim. O zaman sizlere de farklı fikir olur diye düşünüyorum. Ben şimdi tek çeşit yapacağım. Unun, süt, 2 bardak süt koyduk. 2 bardak yağ, 2 bardak şeker koyduk. Pardon, yağ 1,5 diyelim. 3 yumurta koyduk. Hemen kabartma tozumu, vanilyamı koyacağım. Kabartma tozunu 2 tane koyuyorum. Çünkü bu kurabiye olduğu için biraz da böyle kekten daha farklı olduğu için kabar kabar olsun istiyorum. Vanilya 1 tane koyuyorum. Onu da şöyle bir karıştıralım. Hemen. Aslında benim çırpıcım var. Niye ben elimde çatalla çırpıyorsam? Aslında acele ediyorum biraz da, biliyor musunuz? Hani çabuk çabuk yapayım, bir an önce fırına atayım istiyorum. Ondan herhalde. Yoksa normalde çırpıcım var. Neden çırpıcıyla yapmalıyım ben de gerçekten anlamıyorum. Bazen vallahi çocuklar kafa bırakmıyorlar. Bakın daha rahat oluyor bununla. Bir de tel çırpıcı alayım diyorum. Tel çırpıcı daha iyi öğütüyor. Bu yani uçları plastik. Tel çırpıcı daha iyi öğütüyor. Ha kuzu. Su mu istiyorsun? Tamam anne. Ha bebeğim. Dur tamam, onu kapattık. Bekleyelim. Bekle anneciğim. Sıra ununu koymaya geldi arkadaşlar. Unu bardak ölçüsü yapmayacağım. Söylediğim gibi kek hamuru gibi tarif ama yani bildiğiniz kurabiye hamuru gibi biraz katı yapacağız. O yüzden unu şöyle bir göz kararı koyuyorum. Şöyle karıştırayım önce bir. Katılaşmaya başlayınca elimle yoğuracağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çocuklar böyle bayıla bayıla yiyorlar bunu. Önceleri ben daha çok yapıyordum bunu. Uzun süreden beri yapmıyordum. Geçen kayınvalideme gittiğimizde işte. O yapınca dedim ben de yapayım. Tabii içine üzüm koymuyorum ama ceviz falan koyabilirsiniz. Şu anda cevizim olmadığı için de maalesef koyamadım. Ama çikolatayla süsleyeceğim üzerine. Damla çikolatayla. Damla çikolatayı da bütün çocuklar seviyorlar zaten. Şöyle bir güzel karıştıralım iyice. Birazdan elimle yoğurmaya geçeceğim. Arkadaşlar katılaşmaya başladı. Ben şimdi bunu bir güzel elimle yoğuracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Katı bir hamur. Bakın normal kek tarifi ama katı bir hamur. Şöyle sadece ölçüyü ikiye katladık. Ununu da fazla koyduk. Ve bunu şimdi ben elimle yoğurmaya geçtiğimde, yani karıştırmaya geçtiğimde, öyle yoğurmanız gerekmiyordu. Yani poğaça hamuru, börek hamuru gibi yoğurmanız gerekmiyor. Sadece bir karıştırmanız gerekiyor. Ele çok yapışıyor. Ele çok yapıştığı için arada elinizi yağlayıp toparlamanız gerekiyor. Ben de o şekilde elimi yağlayarak toparladım. O yüzden yüzeyi parlıyor. Şimdi yanıma yine yağ da aldım. Şöyle hemen tepsimi alayım. Yağlı kağıdımı sereyim. Hemen
hemen kurabiyelerimi dökmeye başlayacağım. Tabii. Ya şey geri kazanıyor. Öbür tarafa gidelim bari. Allah'ım ya. Bu yağlı kağıt hep böyle ya. Niye böyle kıvrılı veriyor? Sinir oluyorum. Hadi şöyle. Benim tepsim de küçük. Bu yağlı kağıda göre küçük tepsi. Fırın tepsim küçük. Fırınım küçük. Öyle büyük fırın olmadığı için. Ben şimdi dökmeye başlıyorum. Bakın böyle yuvarlak yuvarlak. Arada elimi yağlıyorum. Çok aşırı yağlamanıza gerek yok. Yani ele yapışan bir hamur olduğu için hafif hafif yağlıyorum. Çok az. İki tepsi çıkar herhalde bu tariften de. Çok lezzetli oluyor. Çok da pratik, kolay oluyor. Bir de bereketli oluyor biliyor musunuz? Çok bereketli oluyor. Üzerine istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Hatta şekere de batırabilirsiniz. Şekere batırdığınız zaman da çok güzel oluyor. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Fıstık biliyorsunuz, bu Osmaniye fıstığı var ya, onun tuzsuz olanını robotta geçirin. İçine de biraz şeker karıştırın. Şekerle fıstığı karıştırın. Çekilmiş şekeri. Fıstıkla, çekilmiş fıstıkla şekeri karıştırıp bunu böyle yaptık ya, böyle yaptıktan sonra ona batırıp öyle koyun. O kadar güzel oluyor ki, ben daha önce öyle yapardım. Şimdi hemen süslemesine geçiyorum. Şimdi bu ikinci tepsiye de şekerli yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde şekere basıp bu şekilde koyacağım. Bakın bu da çok güzel oluyor. Şöyle. Tabii çocuklar fırsat verirse. Kızım hadi. Hop. Tamam. Hadi. Hadi geçin içeride yiyin kızım. Hadi şimdi pasta pişince yersiniz zaten.
Bu şekilde şekere basıyorum. Abla verecek ki tablada var annem. Hadi. Ablası aynı Yakup'a da ver hadi. Böyle şekere bas. Çok güzel oluyor. İlk tepsim pişiyor bakalım. Güzel güzel kokular da çıkmaya başladı. Ne yapıyorsun annem? O ne kuzu? Ha, nem nem pişiyor. Birazdan yiyeceksiniz. Dediğim gibi şekeri... Ay bismillah. Ha annem. Tamam vereceğim. Dur. Dur bir saniye. Dur. Bunu da koyayım. Şekeri fıstık da karıştırabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Elimizi yağlamayı unutmayalım. Yoksa yapışıyor. Bakın elimi yağlamadım. Hemen elime yapışmaya başladı. Dün akşam Instagram'da böyle tariflere falan bakarken, böyle gezinirken falan şey gördüm. Bisküvili pastanın farklı bir yapım aşamasını gördüm. Bildiğimiz şu pudingli bisküvili pasta oluyor ya. Onun farklı bir yapılışı. Çok hoşuma gitti. Bugün bunu yesin çocuklar bitsin. Yarın onu düşünüyorum. Yapılışı çok farklı. Belki yani eminim birçok kişi belki biliyordur ama ben o şekli görüyordum. Sürekli o tarifi görüyordum ama hiç yani yapmadım. Hep bildiğimiz usul. Tepsiye düzüyoruz ya. Hep aynı o usulden yapıyordum. Bu defa o gördüğüm şekilden yapacağım. Yaparken de zaten sizlere çekerim inşallah. Bu arada bir pastalarıma, kurabiyelerime de bakayım. Fırındakine de kabarmaya başlamış. Bu ara bol bol tariflerle geleceğim arkadaşlar. Şöyle. Elimizi yağlayalım. Az kaldı ama galiba ay şunda 2-3 şeylik kaldı ama acaba sığar mı? Bak şekere basmayı unuttum. Hepsini şuraya şey yapsam, sığdırabilsem bu tepsiye 3. tepsiyi çalıştırmazdım. Dur bir bakalım şimdi sığdırmaya çalışacağız. Evet. Bu tepsimiz de doldu. Bu şekerler nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani aranızda şekeri sevmeyenler var ama bu şekerler piştiği zaman kıtır kıtır oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, ikinci tepsim de bitti. İkinci tepsim de hazır. İlk tepsimi hemen çıkaracağım. Pişmiş. Böyle hafif daha kızarsın diye bekliyorum. Bakın üzerindeki şekerleri görüyor musunuz? Tane tane ne güzel parlıyor. O şekerler kıtır kıtır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bakın ilk tepsim pişti arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bir o kadar da lezzetli oluyor. İnanın ki harika. Çok sıcak. Şu an hiç böyle yani altı da güzel pişmiş. Hafif pembeleşince çok sıcak. Valla bakamıyorum bile. Elimle şöyle alıp altına şöyle bakacağım. Benim fırınım çok da şey orantılı pişirmiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsanız zaten orta kısım, şu kısım çok hızlı pişiyor. Hem alttan hem üstten. Bu taraflar geç pişiyor. Ben ne yapıyorum? Elin yanmasın. Boş kek mi? Boş mu? Boş. Sadece üzerinde şey var. Kuru üzüm falan koymadım. Üzeri sadece damla çikolata, tamam. Ama çok sıcak yanarsın. 5 dakika sabret. 5 dakika sabret anneciğim. Çocuklar gerçekten çok seviyorlar. Bir de çarşıya gidersem inşallah şey almayı düşünüyorum. Böyle damla çikolata gibi pasta süsleri var. Hani her tepsiyi farklı farklı süslemek için pasta süsleri alacağım. Böyle renkli renkli. Gerçekten çocuklar çok seviyor o tarz şeyleri. Hem bir dahaki yaptığımda da çocuklarla beraber ben yapmayı düşünüyorum. Ha, evet annem. Arkadaşlar ikinci tepsiyi de size göstereyim. Kapattım fırını. Şu sonlardakiler daha tam kızarmamış. Onlar da hafiften kızarsın dedim. İçinin sıcağıyla fırını kapattım ama.
İkinci tepsim de çıktı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ne kadar hoş, güzel, kıtır. Şu üst kısmı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Şekerleri görüyor musunuz? Ne güzel oldu. Altı da gayet güzel pişti. Bu şekilde. Şurada komşuma da ayırdım. Hemen komşu hakkıdır arkadaşlar. Bizde her yaptığımda mutlaka veriyorum komşuma. Şimdi komşuma da götüreceğim onu. Bu buradaki çikolatalılar, çocuklar yemeye başladılar zaten. Ödev yapıyorlar. Bir yandan yiyorlar, bir yandan ödevlerini yapıyorlar. Bu da böyle üzeri şekerli olanlar, kurabiyelerden. Babaanne kurabiyesi diyorum ben buna arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem çok basit hem de çok ekonomik. Bir misafire böyle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Arkadaşlar sizlere şöyle darmadağınık bir mutfakla kapanış yapacağım. Aslında dağınık değil. Bulaşıkları falan yıkadım ama toparlanacak. Suyu süzülsün diye bekliyorum. Kurabiyelerim de burada soğumaya geçtiler. Soğuyorlar. Birazdan bir çay demlerim. Çayla yeriz içeriz inşallah. Arkada tepsiler falan var işte. Onları da toparlayacağım inşallah. Yeni yeni tarifler de öğreniyorum bu arada arkadaşlar. Bu tarifi zaten biliyordum. Uzun zamandır yapmıyordum. Kayınvalidem yapınca bana da fikir oldu. Bu arada da yeni tarifler de öğreniyorum Instagram'dan. İnşallah bundan sonra böyle güzel güzel tariflerle geleceğim karşınıza. Beğenerek izlersiniz inşallah. Sizlere de güzel fikirler olur. Videomu sonlandırıyorum. Yedin mi pastayı? Kurabiyeyi. O da üzeri şekerli. O da çok güzel. Videomu sonlandırıyorum artık arkadaşlar. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.